Tamamdır, geçtin sınavı. Oley be! Hocam ben üst tur kalıyorum direksiyon sınavında. Bu arkadaş da arabayı bilmeden nasıl geçti sınavı? Ben iyi şoförü, gözünden tanırım. Sıra kimde? Bende hocam. Çok iyi çalıştım, kesin geçiyorum sınavı. Öyle mi? Şu iki duvar arasında arabayı park et de göreyim bakayım. Hocam elini vicdanına koy. Daha sen sağmıyorsun duvarların arasına. Ben nasıl bu arabayı park edeyim oraya? Bak park ettim bile. Sıradaki gelsin. Sağ olun hocam. Sıra sende. Koltuğu çek, aynaları ayarla. Emniyet kemerini takın. Kütesi boşa alacağım. Dikiz aynasını boşa. Koltuğu çek, emniyet kemerini tak. Hoş geldin. Aynaları boşa alıyorum. Silecekleri biri atıyorum. Gaz kornanın yanındaydı hemen. Sinyali geri vitesi atıyoruz. Hava çok sıcak. Şu klima çalışsana. Allah kahretsin ya. Ne oldu lan? 3 gündür direksiyon sınavında arabaya binince yapılacakları ezberliyordum. Siz klimayı açın deyince hepsini unuttum. Hocam arabayı şu adamın üstüne doğru sileyim mi? Manyak mısın oğlum sen? Niye adamın üstüne süreceksin? Tanıdıktır hocam, merak etmeyin. He tanıdık mı? Tanıdıksa sür o zaman. Tanıdıkların üstüne araba sürmekteki kurallardan bir tanesi. Hocam çok heyecanlıyım. Geçemezsem ne olacak? Çok güzel şeyler olacak, çok. Ne gibi güzel şeyler hocam? Her kaldığında 350 TL'ye yakın para ödeyeceksin. Bunun nesi güzel hocam? Senin için güzel olmayabilir ama bizim için çok güzel haber. İnşallah kalırsın. Tüh, gitti 350 TL. Nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam, hiç merak etmeyin. Öncelikle emniyet kemerini takıyoruz. Aynaları kontrol ediyoruz. Son kontağı açıp düz devam ediyoruz. Tüh be, vitesi bir atacaktım, unuttum. Bu dördüncü son hakkımdı, ne yapacağım şimdi? Tamam geçin.